Hepsi beraber bir şekilde çıkacak. Izgaranın yanında genelde pilav verirler, ben patates veririm. Her zaman sıcak istenen bir şey. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya'dayım. Antalya'da benim daha önce de sıkça ziyaret ettiğim bir mekanın önündeyiz. Tahtakale Et Mangal. Şimdi içeriye gireceğiz. Burasıyla ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Fakat bilgiler vermeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yorum yaparak, beğeni yaparak kanalımı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Hadi gelin bu güzel videoya hep birlikte başlayalım. Valla içeriye girdik, harika bir dolap bizi karşılıyor. Buraya her geldiğim zaman bu dolabın önünde kendimi kaybediyorum. Şöyle size biraz dolabı göstermek istiyorum. Baksanıza şıkır şıkır kuyumcu tezgahı gibi dizmişler. İştah kabartıyor. Etlerin güzelliğine bakın. Bak 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 bak. Ustalarım da bu işi maşallah iyi biliyor. Bu arada hemen şurada karşıda da bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Kuzular bu şekilde bütün geliyor. Burada karkas şeklinde hazırlanıp müşterilerle buluşuyor. Hadi gelin şöyle bizi bekliyorlar. Size burayla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Aynı zamanda bakın burada porsiyonluk etler de var. Böyle Adana var, tavuk şiş var, pirzola var, kuzu ciğer var. Böyle bütün her şeyleri yapmışlar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet. İsmim Doğan. Tahtakale Mangalı bir işletme müdürüyüm. Yaklaşık 6-7 yıldır buradayım. Evet. Tahtakale Spot bünyesinde biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum. Çok güzel. Burada müşterimize kendi istekleri doğrultusunda istedikleri etleri istedikleri şekilde hazırlamanın hem sözünü veriyoruz hem de görselini veriyoruz. Zaten girişte hemen burada etli güzel etlerle karşılamışsınız. Evet, teşekkürler. Zaten kalite orada belli oluyor. Tahtakale Et Mangal'da yani nasıl oluyor? Kiloyla mı pişiriyorsunuz? Ben biliyorum hani birçok şey ama ben hani hiç bilmemiş ki burada soruları size soracağım. Müşterimizin isteği doğrultusunda ister kilogram, ister porsiyon, ister kendileri oluşturabilecekleri karışık ızgaralarla, isterse spesiyel ürünlerimizle hizmet vermekteyiz burada. Evet. O zaman bugün ne yapacağız? Şöyle güzel bir şeyler yapalım. Ustalarım bekliyor zaten. Ateş ediyor. Ustam kolay gelsin bu arada. Teşekkürler. Nasılsınız? Bende bir hastalık var. Ben bir şoförün bir de ustanın işine karışmam. Aynen bir de enişte. Öyle mi? Enişte. Ya ben eniştenin işine karışıyorum abi. Enişteye karışalım. Müdahale edelim yani. Şimdi bugün güzel bir et yiyeceğiz. Burada müdürüm var. Ustalarım var. Onlar bize güzel bir et hazırlayacak. Şimdi tezgahın yanına geçelim. Ustalarımla birlikte güzel bir et hazırlayalım. Evet direkt ocağın başına geçtik. Valla ben de artık ritüel oldu. Ocağın başına geçiyorum. Öncelikle ustam seni bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hasan. 3-4 senedir bu müessesede çalışıyorum. Memleket? Memleket Urfa. Şanlıurfa. İşim. Şanlurfa'yı çok seviyorum ya. Abi ciğersiz evet. İşimiz ya. Ciğer gerçekten çok güzel yapıyorlar Şanlıurfa'da. Ciğeri. Her yerin, yörenin ciğeri farklı olur. Bizimki Urfa yöresinin biraz ufak ufak olur. Evet. Daha güzel bir şey. Kuyruk tike, yağlı. Tike diyorlar yani. Tabii tike diyorlar. Evet. Diyarbakır'da büyük olur. Antep'te evet. Biraz daha enli olur. Bizde evet. Küçük olur. Bu şekilde burada aynı Urfa usulü yapıyorsun. Evet. Allah. Evet. Ne yapacağız bugün? Abi bugün, pirzola var. Bugün pirzolamız var. Evet. Ondan sonra kuzu şişimiz var. Hiç sinirsiz bir şekilde. Evet. Yani gram sinir bulamazsınız. Bu şekilde. Tamam. Adana'mız var. Zırh kıymasıdır. Evet. Tavuk kanat, tavuk üç kanat. Kanadımız var. Üç kanat, yaprak kanat. Allah Allah. Hadi o zaman atalım hocam. Vallahi atalım. Afiyetle yiyelim. Ama yardım edeceğim. Tabii ben yardım edeceğim. Ben hazırım abi. Tabii. Sen bana ne yapmam gerekiyorsa söyle ben hazırım. Bizim tezgah gelen çalışır. Tamam abi. Öncelikle. Önce etlerimi atıyoruz. Öncelikle şöyle pirzolarımızı atalım. At abi. Ustam buyur. Sırasını bilirim ben. Eyvallah. Heh, buyur ustam. Size bırakalım. Ah atalım. Allah Allah. Şimdi bunu biraz... Bunu en son atacağız. Bu ikisini en son atacağız. Çabuk pişer. Evet. Çünkü bunu fazla ateşte tutmamak gerekiyor. Doğru mu biliyor musun? Ben de öğrendim bu işi ha. Şimdi iş yiyen ustadan hemen hemen usta kadar bilir. Vallahi biz de hep mutfağa girdiğimiz için artık gözümüz yani. Aşina olmaya başladı. Şimdi sıra geldi Adana'mıza. Şimdi Adana'ya atıyoruz. Evet. Evet. Sıralama çok önemli. Ocakta böyle hani hepsini aynı anda çıkarabilmek, birbirini soğutmadan, suyunu kaçırmadan pişirmek gerçekten bu işin sırrı. Tabii, tabii. Evet. Şimdi bu 5 dakikada pişer, bu 3 dakikada pişer, bu 2 dakikada pişer. O yüzden zamanlaması iyi dengelemek lazım. Tamam, tabii. Çok güzel. Aa, bir tanesini sen at ya. Bütün işleri ben yapıyorum. Abi yani ne demek? Hemen abi attım abi. Tamam. Şöyle. Teşekkürler. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun ustam? Sen bunları tamam. Pişir. Tamam. Biz fırının başına geçelim. Fırında ustalarımız bekliyor bizi. Bir orada bir pide yapalım. Burada çünkü çeşit çok, bitmiyor yani. Ama pidede sizin de bir isminizi yazdırdık yani. Tamam, süper vallahi. Hadi ocağa geçelim fırına. Şimdi fırının başına geldik. Doğan Bey merhaba tekrar. Merhaba. Şimdi burada sıcak sıcak kendi ekmeklerini çıkarıyor. Bakın göstermek istiyorum bak. Görüyor musunuz? Burada
öğlen servisine, akşam servisine devamlı kendi sıcak ekmeklerini çıkarıyorlar. Ve bununla birlikte ne yapıyordunuz? Burada pide çeşitlerimiz var. Pide çeşitleri. Lahmacunumuz var, Urfa usulü lahmacunumuz var. Etli evet. Ekmek var, Konya usulü. Bıçak arası var. Evet, yine Konya usulü. Evet. Ya burada pide çeşitleri de var. Evet, aynen öyle. Yani etin yanında aynı zamanda pide çeşitleri. Ben hep et yemeye geliyorum. Daha pidesini çok deneyemedim ama bugün deneyeceğim. Bugün deneyeceğim sizler için. Tamamdır. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Masaya geçelim. Evet. Masada gelen yemekleri birlikte sen de gel bana eşlik et. Birlikte her tadım zaman yapalım, olur mu? Onda. Çünkü ben tek yemek yiyemiyorum abi, alışmışız. Kesinlikle yanımda birisi olması lazım masada. İyi yaparsın zaten hepsini tatacağınız için. Evet. Tek başınıza da bitirme şansı. Tamam, o zaman bana eşlik et. Hadi geçelim. Buyurun. Evet, sıra geldi ciğerimize. Ciğerimizi de atıyoruz. Öbür zıkanlarımızla pişmek üzere. Hepsi beraber bir şekilde çıkacak. Evet, yavaş yavaş etlerimiz pişmeye başladı. Şöyle yavaş yavaş çekeceğiz. Önce kuzuk pezoramızdan başlayalım. Izgaranın yanında genelde pilav verirler, ben patates veririm. Pilav sıcakken her zaman sıcak istenen bir şey. Bazen eşkıyor, bazen soğuk gidiyor. Ondan dolayı patates kullanıyoruz. Feladan onu çekiyoruz. Valla bugün öyle hafif bir atıştırmalık yaptırdım kendime. Öyle abartmadım arkadaşlar. Tek başıma değil, misafirim var. İki kişi yiyeceğiz bunu. Hasan Usta, teşekkür olmaz, ediyorum. Olmazsa biberimizi de koyalım şöyle. Koy abi. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi bunu kimseye emanet etmem abi. Ben kesinlikle abi, buna abi, gözüm bu gibi bakarım, kendim götürürüm abi. Kediler çok. Abi ben ne olur ne olmaz abi. Yolda başına bir şey gelir. Sana kolay gelsin, eline sağlık. Hadi abi, bakalım masaya geçiyoruz. İşte şimdi geldik en sevdiğim ana. Benim için bundan öncekinden fragmandı. Şimdi film başlıyor. Nasıl film başlıyor? Evet, filmi başlatıyoruz. En güzel sevdiğim an lezzetlerini tadımlamak arkadaşlar. Vallahi şöyle bakar mısınız ya? Ne kadar güzel görünüyor. Şıkır şıkır bir et. Şimdi ben ilk önce misafire veririm. Ben de budur. Birlikte yiyeceğiz. Teşekkürler. Müsaadenizle. İlk yorumu sizden alayım. Ya dişsiz dedene babaannene yedir. Pamuk gibi arkadaş. Direkt dilinle damağınla ez. İşte en kral et belki olabilir. Ama pişirmede etin kalitesini orada değiştirebiliyorsunuz. Pişirme burada gerçekten çok önemli. Ustama ellerine sağlık. Çok güzel mühürlemiş. Ya ben sizden biraz bilgi isteyeceğim fiyatlarla ilgili. Mesela takipçilerin buraya geldiği zaman ne ödeyeceğini bilmesini istiyorum ben. Yani 1 kilo pirzolanı şu anda pişmiş, masaya gelmiş, servisine yanında neler ikram var? Biraz bahseder misin? 1 kilo pirzolanın 1 kilo pirzola istediği zaman müşterimiz başlangıç olarak haydarisi, acı ezmesi, yeşilliği, fırında kendi yaptığımız gobit ekmeği, sıcak sıcak ekmeğiyle birlikte 1 kilo pirzolanın fiyatı 240 lira. Pişmiş. Pişmiş olarak. Hı-hı, tamam. Yanında tabii ki şu tabakta gördüğünüz patatesi, soğanı, domatesi, biberi, tabağın altında başı, bunlarla birlikte hepsi birlikte servis edilir. 240 liradır. Bunların haricinde diğer ürünlerden de bahsedeyim isterseniz. Tavuk grubumuz, hani tavuk kanadımız da var, ciğerimiz de var. Onun haricinde kuzu şişimiz de var. Bunların fiyatları aynı dediğim gibi 240 liraya kuzu pirzola, 240 lira kuzu şişim var, ciğerim var, kanadım var 130 liraya. Et grubu 240 lira. Evet, ortalama 240 kanat lira. 130 lira. Adana porsiyonla veriliyor. Adana porsiyonla veriliyor. Ne kadar porsiyon fiyatı şu anda? Porsiyon fiyatı şu anda 38 lira. Onun haricinde dediğim gibi isterse bir tane Adana alsın, isterse bir kilo kuzu pirzola alsın müşterimiz. Biz masayı onun hani hem karnı doyacak şekilde hem gözü doyacak şekilde hizmetimizi sağlıyoruz masaya. Bunun içinde dediğim gibi mezeleri, ekmeği, biliyorsunuz az önce kendiniz de gördünüz, evet, gobit ekmek. Sıcak sıcak çıkıyor sıcak. Burada. Buranın en güzel evet, özelliklerinden bir tanesi. Ya burada, burası bir ormanın içinde bir yer. Evet. Böyle ferah, geniş bir alana kurulmuş. Hafta sonları, hafta içleri buraya gelip uzun uzun zamanlar geçirebilirsiniz. Hatta biraz önce bir şey bahsetmiştiniz. Bir takipçilerimle anlatır mısın? Tabii. Şu insanlar eti gelip alabiliyor buradan. Evet. Nedir? Onunla ilgili anlatayım. Şimdi tahta kale mangal olarak kendi pişir kendi alanlarımızda mevcuttur efendim.
Bu şekilde kamelerimizde ya da çocuklu gelen aileler için kapalı oyun parkları, açık oyun parkları, zıp zıplarımız mevcuttur. Kamelelerde nasıl ki yukarıda pişmiş olarak ürün talep edebiliyorsunuz, kamelelerimde de çiğ olarak ürünler alıyorsunuz. Ben mangalı yapıyorum. Şurada görmüş olduğunuz dışarıdaki taşın üstüne bırakıyorum mangalı. Kendi seçtiğiniz etlerinizi istediğiniz şekilde pişirip pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Bu noktada dışarıdan kendi etinizi de getirebiliyorsunuz, bizden de alabiliyorsunuz. Buradaki konsepte ayrıcalık tanımıyoruz. Kameleler öğlen 12'de açılıp akşam 9'a kadar aktiftir. Mangal alındır. Ailecek piknik yapacaksanız, rahat, serin bir yer arıyorsanız aileler için kamelerimiz mevcuttur. Ha, çok güzelmiş. İstediği şekilde. Burada çardaklar var. Evet, kamelyalar var, çardaklar var. Onlara oturuyorsunuz ailenizle birlikte, misafirinizle birlikte. Hoşça bir vakit geçirebiliyorsunuz. Mis gibi bir orman havası, oksijeni bol. Yani bana bu arada Antalya merkezi de 7-8 dakika, 10 dakika mesafede, yani çok uzak bir mesafede değil. Hem Antalya'ya bu kadar yakın hem de bu kadar doğanın içinde bir yer çok nadir bulunur. Şimdi pidelerimiz geliyor. Şimdi pidelerimize bakacağız. Biz bu esnada etleri soğutmayalım. Etlerimizin tadına bakalım. Lahmacunlar geldi abi. Bak. Nokta nokta tabanı var. Arasına Adana. Arasına Adana, evet. Onu çok yapıyor ama ben önce bir sade tadına bir bakayım. Bir şey atayım. Güzel bir koku geldi masaya. Lahmacunlar dediğim gibi Urfa usulü gibi olmuştur. Siz biliyorsunuz. Lahmacun dolayı şu, hemen ters çevireceğim arkadaşlar. Ters çevirdiğinde dökülmüyorsa, şu arkasındaki pişme nokta nokta kızarıklıklar yoksa lahmacun olmaz. Bir de incecik zar gibi olacak. Bu da yeterince çıtır çıtır olmuş. Ben lahmacunda kendi tercihim çıtırdaması. Yani çıtır olacak abi, çıtır lahmacun. Ve bu arada lahmacun gerçekten lezzetliymiş. İkinci lokmayı da alacağım. Lahmacun fiyatı ne kadar? 12 lira. 12 lira. Yani diğer pidelerimiz. Ette ekmek 25, kuşbaşılı pide de 30 lira. Bizim yerimizi bir tarif etsene. Yani nasıl bulacaklar? Yani navigasyona yazdığınız zaman Tahtakale Mangal Evi diye direkt çıkıyor. Çıkıyor. Bundan yana sorun yok. Ama sen yine de bir tarif olarak da ver ki. Tabii ki. İki taraflı anlatayım. Aşağıdan şehir için, Antalya tarafından gelecekler için. Varyanta tırmanmaya başladıkları zaman. Hı-hı. Korkuteli, Burdur, Duacı Kavşağı'nda. Hemen o kavşakta. Tam kavşakta, sağ tarafta. İlk ışıkta sağda. Antalya çıkışında Korkuteli kavşağında, ilk kavşakta, sağ tarafta. Antalya'ya inerken de aynı kavşağın sol tarafında. Aynen. Yani navigasyona Tahtakale Mangal Evi diye yazdığınız zaman burası direkt çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de tavuk kanat yiyelim. Tavuğun da şeyi kalmasın bizde. Evet. Kanadımız da ustamın özel sosuyla hazırlanıyor. Bir de özel yay ayranımız var. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Yay ayranı kendi çiftliğimizden yoğurt yapılıyor. İneklerimizden yoğurt yapılıyor. O yoğurttan da burada yay ayranı da kendimiz yapıyoruz. Her şeyde. Bir ekşilik, böyle köy tadı geliyor ya. İnanma, bayılıyorum buna. İşte bunda var abi. Gerçek yay ayranı budur. Yay ayranı hafif ekşi olur. Yani böyle hafif böyle ekşimtırak mayoş bir tadı olur. Dediğiniz gibi zaten tadı da orada zaten. Hı-hı. O ekşiliğinde. Ustamın bitiremediği Urfa ciğeri. Ciğerde çok iddialıyım dedi. Ciğerde en püf nokta bana göre pişirme abi. Bir saniye geçsin, kıvamını kaçır kurutursun ve lezzeti gider. Ama ustam sulu sulu böyle. Suyunu saldırmamış değil mi? Evet. İçine iyi hapsetmiş suyunu. Şıkır şıkır bir ciğer olmuş. Ciğere bayılırım. Urfa'ya gittiğim zaman sabah özellikle 5'te kalkar ciğer yemeye giderim yani. Öyle de hastayım yani. Ciğer benim için olmazsa olmaz. Bakın kahvaltını vazgeçemeyiz sabah. Doğan Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten lezzetli ürünleri böyle hem takipçilerimle buluşturmama vesile oldunuz. Hem buna yardımcı oldunuz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.